Merhaba arkadaşlar. Cadılarımızın şapkalarına geldik. Şimdi renk renk böyle şapkalar öreceğiz. Her şeye de yakışıyor bu arada bu şapkalar. Ben Kartopu Amigurumi ve Lanosu Alara kullandım şapkalarda. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Yalnız çok kalın olmasın. Yani broşla uyumlu olsun ipiniz. Yine Alara ile turuncu yapmak istiyorum bu sefer. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Ve içerisine 4 adet sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu arada tığım 2.20. Lanosu Alara'da Kartopu Amigurumi 2 ile örüyorum. O sizin elinizin sıkılığına göre değişir arkadaşlar. Bolsa ona göre kullanırsınız. Sıkıysa ona göre kullanırsınız. Şimdi sihirli halkamızı yapıyoruz. İlk sırada sadece ilmek kaydırıyoruz. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Yeni başlayanlar için. Şimdi ilmek kaydırma yapalım. İlk 1-2 sırayı biraz zor öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Yani ikinci sırayı yapıyorum. 4 sihirli halka yaptım. 1, bir tane çift yapacağım. Çift yaptığım zaman biraz aşağıya doğru bükeceğim bunu. Yoksa çok zor yapacağız. Şöyle bakın dışa doğru. Şöyle ilmeklerimi biraz düzeltiyorum. Şimdi bir tek bir çift bir tane daha yapacağım. Toplamda 6 sık iğnem olmuş olacak. Bir tek bir tane de çift yapacağız. Evet. Şimdi 3, 4 ve 5 yani 3 sıra 6 sık iğne öreceğiz. Yani her ilmeğin içerisine bir kez batacağız. Bu sıralar sizi biraz parmaklarınızı acıtabilir. Ben şu an kameraya bakacağım diye biraz zorlanıyorum ama aslında bu kadar da zor değil. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ilk bu sırayı yaptık, biraz rahatladık. Şimdi devamı gelsin. 2 sıra daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir sıra daha yapacağım. Şimdi şuradaki ipi ben biraz elimle destek almak için onu kullanıyordum. Onu kesiyorum. Beni rahatsız etmemesi için. Bir sıra daha 6 sık iğne yapıyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. Şuradaki sivri kısmı yapmış olduk arkadaşlar. Şu kısmı. Şimdi 6. sırada bir tek, bir çift yapacağız. 3 defa 9 sık iğneye ulaşmış olacağız. Bir tek, bir çift. Bu işlemi 3 defa yapmış oluyoruz. 1 yani bir tane tek batıyorum. Bir tane aynı ilmeğe çift batıyorum. Sonuncusunu yapıyorum. Evet, şimdi toplamda 9 sık iğnem olmuş oldu. Şimdi 3 sıra daha 9 sık iğne yapacağım. Ama bu sefer bu sıraları, bu 3 sırayı şu şekilde yapacağım. Burada dikkatli olun. 3 sık iğne örüyorum. Bakın 3 sık iğne ördüm. Normal. Şimdi 3 tane ilmek kaydırma yapacağım. İlmek kaydırmayı nasıl yapıyoruz? İlmeğimizin arasından geçiyoruz. Normalde bu şekilde alıyoruz. Onu almıyoruz. Direkt ilmeğimizin içinden geçiyoruz. Buna ilmek kaydırma diyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi 3 sık iğnem kaldı. Onu normal örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Yine ilmek kaydırdım. 3 ilmeği yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın tam ilmek kaydırdım ilmekleri. 1, 2, 3. Tekrar 3 sık iğne yapıyorum. Bir sıra daha yapacağım bu şekilde.
1, 2, 3, yine ilmek kaydırdığım yerlere yine ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yani şuradaki şurada ilmek kaydırma yaptığımız için bu eğrilik oluşmuş oluyor burada. Bakın, ilmek kaydırdığım yer evet bu şekilde oldu. Şimdi 10. sıramıza geliyoruz. 2 tek, 1 çift yapacağım. 2 tane tek, 1 tane çift. Bu işlemi 3 defa yapacağım. 1 İlmek kaydırdığınız yerlere biraz zor girebilirsiniz. Çok yavaş olun. 2 tek, 1 çift. 2 defa mı yaptık, 3 defa mı yaptık? Herhalde 2 defa yaptık. Ben de unutuyorum konuşurken. Şöyle 3 yaptık. Şimdi 2 sıra normal 12 sık iğne öreceğim. 12 sık iğnem oldu çünkü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 sıra 12 sık iğne ördüm. Yani 11 ve 12. sıramız 12 sık iğne. 13. sırada 1 tek 1 çift. Bu işlemi 6 defa yapıyoruz arkadaşlar. 1 tek 1 çift. 1 tek 1 çift. 6 defa bu işlemi yapıyoruz. 6 defa bu işlemi yaptık mı bir bakalım. Evet, yapmışız. Onu da nereden anlarsınız? Bakın, bir tek bir çift yaptım. Çiftler hep üst üste gelmesi lazım. Burada 2 tane tek bir çifte denk geliyor. Demek ki sıramızı tamamlamışız. Kolaylıkla anlayabilirsiniz. Şimdi bir sıra 18 sık iğne öreceğim. 18 sık iğnem oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 sık iğnemi ördüm. Şu an 15. sıradayız. 2 tek 1 çift yapacağız. 6 defa. 24 sık iğnemiz olacak bu işlem sonrasında. 2 tane tek batıyorum. 1 tane çift batıyorum. 2 tek 1 çift yaptık. Toplamda 24 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 3 tek 1 çift yapıyoruz. 30 sık iğne elde ediyoruz. 3 tek 1 tane çift. Bu şekilde 6 defa yapacağım. 6 defa 3 tek 1 çift yaptık. Toplamda 30 sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sıra hiç artırmadan 30 sık iğne örüyoruz. 2 sıra hiç artırmadan 30 sık iğne örüyoruz. 2 sıra artırmadan 30 sık iğnemi ördüm. Şimdi 1 sıra eksiltme yapacağız. 3 tek 1 eksilt yapacağız. 19. sıramızı yapıyoruz. 2 sıra 30 sık iğne yaptık. Şimdi 3 tek 1 eksilt, 1, 2, 3,
eksiltmeyi bir kez daha şöyle yakından göstereyim. Ön ilmekleri alıyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2. İkisini aldım. Eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir eksilt. Şimdi boğumlu kısmı yapıyoruz birlikte. 1, 2, 3. Bir eksilt. Altı kez yaptık mı acaba sayalım. Yirmi beş olduğuna göre yapmamışız. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi 20. sıradayız arkadaşlar. Şimdi de aynı işlemin arttırmasını tekrardan yapıyorum. Şuradaki boğumlu kısmı yapmış olacağız. Şimdi 3 tek 1 çift yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tek, yani 1 çift eksilttiğim yerlere 2 kez batmış oluyorum. 2, 3 tek 1 çift. Bu işlemi 6 defa yapıyoruz. Evet. 21. sıramıza geldik. Çok az kaldı. Şimdi 21. sıramızda ne yapıyoruz? Bu sırada flu, yani ön ilmeklerden öreceğiz sadece. Yani ön ilmeklere batacağız. Her sık iğnemizin içine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum burada. Bakın ilk flu, yani eksiltme yaptığımız gibi arka ilmeğe batmadan sadece ön ilmeğe alıyorum. Bu ön ilmeklerin içerisine İkili trabzan yapıyorum. 2 adet. Yine şu şekilde. Evet. Her ilmeğin içerisine bu şekilde 2 defa sıra sonuna kadar sadece ön ilmeklere batarak, bakın şöyle geriye ön ilmeklere battığımız için şöyle şapka görüntüsü ortaya çıkacak. Devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sırayı birleştireceğim. Şu ilk ilmeğimin içerisine ilmek kaydırıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi her sıranın içerisine, her trabzanın üstüne birer tane ikili trabzan yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde her ilmeğe bir tane gelecek şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Ve şapkamızı bitiriyoruz. Sarı kısmına geçeceğiz bu sefer. Evet, şapkamızın son kısmına geldik. Son sırasında yine her sıraya bir trabzan gelecek şekilde ördük. Son trabzanın içerisine şöyle ilmek kaydırıyorum ve dikmek için şöyle kafamıza monte edeceğiz bunu, çünkü birazcık uzun ip bırakıyorum. Daha sonra bu ipi şuraya kadar getireceğiz arkadaşlar. Kafaya o şekilde dikim yapacağız. Şu sarı kısımlarını yapalım şimdi. Bunun için de 33 adet zincir çekelim. Şu şekilde etrafını ölçebilirsiniz de, eğer ipiniz farklı farklıysa, eğer tam denk geliyorsa tamamdır. Şimdi 33 zincir çektikten sonra geriye dönüyoruz. İkinci zincirin içerisinden itibaren her zincire bir sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde.
Evet, sıramızın sonuna geldik. Onu da yine dikiş için ip bırakacağız. Çok kısa bırakmayın çünkü etrafını döneceğiz. Evet, şimdi dikelim arkadaşlar şapkaya bunu. Yine şöyle ipin arkaya geleceği şekilde ayarlayalım. Bu ipimiz de altta kalacak şekilde. Bakın. Şöyle, yani şu şapka kısmına böyle yerleştiriyoruz. Bir üstten bir alttan olacak şekilde dikiyoruz. Şuraya bir toplu iğne böyle takarsanız daha rahat çalışırsınız. Ben de hemen bir tane takayım. Hani en azından fazla mı geliyor, az mı geliyor, çok mu geliyor, onu belirlemiş olursunuz. Evet. Hem alttan hem üstten dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle, yani bir ilmek buradan alttan, şu flu olan kısmın hemen altından, bir ilmek de yine aynı yerin üst tarafından sıra sonuna kadar dikiyoruz. Evet, iğneyi çıkardım. Şimdi böyle sıkıntılar. Ne yaptığımı umarım anlatabilmişimdir. Yani bakın, hem alttan hem üstten dikmiş oluyorum. Yani tekrar şöyle yakından göstereyim. Bakın, alttan giriyorum, bir ilmek yanından tekrar altına çıkıyorum. Aynı işlemi bir kez de bu sefer üst taraftan yapıyorum. Her şeyimiz sağlam olsun. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siyah kısmını da diktik. Bakın şöyle iğne ardı şeklinde dikişini yaptık. Şimdi şu kısım, bakın şöyle arkada kalacak şekilde şöyle ön tarafa doğru siyah olan kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Oradaki tokayı yapıyoruz yani. Şöyle yine flu'nun hemen alt kısmından siyahın olduğu yere çıkıyoruz.
Bu işlemi 3-4 defa yapacağım, tekrarlayacağım. Düzgün olması için işlemi yapıyoruz. Size en anlaşılır haliyle hepsini göstermeye çalışıyorum. Sizler de beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Buradan ördüklerinizi de paylaşırsanız Instagram sayfamda da onları sayfa isimlerinizle beraber paylaşırım. Dökürse bir defa veya üç defa bu işlemi geçebilirsiniz. Şurası biraz ayrık oldu, orayı düzeltelim. Evet, şöyle. Allah Allah, şöyle yapalım. Bu şekilde arkadaşlar, burayı da sabitliyoruz ve şapkamız hayırlı uğurlu olsun efendim. Gece gece size bakın video çektim. Artık yani beğen butonuna bir zahmet basarsınız diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir kere de sabitleyeyim onu. Bağladıktan sonra bu kısmı çok saklamıyorum çünkü zaten bunun iç kısmında kalacak. Bu kısmı çok azıcık kafamıza yerleştirirken elyaf koyacağız arkadaşlar. Ama öyle çok değil yani, çok az, sadece o kısmın göstereyim ben de sık koyacağımız elyafı, şu kadar. Sadece şu kısmın tok gözükmesi için bunu yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi böyle kafamızın tam üzerinden dikeceğiz. Ben henüz karar veremedim. Bir düşüneyim bakayım ne renk bunun, hangisini diksem acaba diye. Turuncu da çok tatlı oldu. Evet, turuncuyu dikmeye karar verdim. Şimdi buradan alt kısma nasıl geçiyorum onu da göstereyim hemen. Şöyle hemen bir sonrasına bir geçip sabitliyorum. Daha sonra şu şekilde bakın. Önce şurayı bir kez sabitleyeceğim. Şu kısmı. Onu da şöyle düğüm atarak sabitliyoruz. Şurayı tutuyorum çektirmemesi için. Evet, düğümü de yaptım. Şimdi buranın sonuna kadar inebilirim. Şu fluya kadar geleceğim. Neden geçmiyor? Bu şekilde uç kısma geçmiş olduk. Hem de burayı büzdürmemiş olduk. Kafamıza şöyle ayarlayalım. Şu iğneyle sabitlemek istiyorum, yerini kaybetmemek için. İğnemiz ne tarafta bakın? Arka tarafta. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum tam olduğu yerden. Siyahın hemen alt kısmından çıkıyorum. İğne ardı şeklinde yine kafamıza da geçiriyorum. O yüzden uzun iğne kullandım. Kafa kısmından da geçirerek şöyle uzun mesafeli çıkışlar yapıyorum. Şimdi bir geriden, ama bu işlemi daha sonra dönerek biraz daha bu tarafa doğru yapacağım. Saçları bu aşamada bozuluyor diye üzülmeyin, yine iğne yardımıyla onu toparlayabilirsiniz.
O yüzden kafaya bunu önemli olan sağlam yerleştirmek. Kafaya da batmayı unutmayın. Evet. Bakın çok güzel oluyor. Turuncu da yakıştı bence. Şimdi alt kısımdan çıkıyorum şöyle. Buraya ipimi sabitliyorum. Bitirdim. Çok prenses oldu. Şöyle yapalım. Tam bir prenses oldu. Şuraya bir iki tane daha iğne yapacağım. Önüne gelmemesi için. Daha en son boyunumuzu yapıp süsleyeceğiz ve bitireceğiz. Onu da bir sonraki aşamada inşallah. Evet, şimdi bozulan yerleri böyle düzeltebilirsiniz. Başka da bir yer bozulmuş bizim. Arkasına da en son birlikte broş iğnesi takacağız arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için, ilk önce haber alabilmek için. Sevgiyle kalın arkadaşlar.